Selamlar canlar. Selamlar. Kızımın saçlarını da tarayalım. Anne niye hemen taramaya gitmiyorum? Ben de alsaydım ya. İkisini de beraber yapıyorum. Dur ama sen saçla kafanı çevirme bu tarafa. Hayır, kızım bu tarafa çevirme. Kafan sabit dursun yoksa toplaması zor oluyor. Kafan sabit dursun. Ne diyeyim ya? Acaba yan komşu çekmiş midir? Koş bir git bak dedim. Kapı sesi duydum. Yenge geliyoruz da. Açamaz. Dur, Ceylan. Niye kapı açılmadı? Üstten de alttan da 3 defa kilitlenmiş kapı. Akşam babam kilitlememiş demek ki abim mi kilitlemiş? Evet abim kilitledi bir defa. Tamam. İlk kez kilitledi. Tamam anneciğim dur. Koş ver kavanı giy. Koş ver kavanı giy. Hadi yap koş gül. Uye! Ya ben de aklımdayım. Sağ ol. Bugün var mı görsel falan? Yok da.
Canlar, Alper ve Aytuğ'u da okula gönderdiğim beslemelerini yaptım. Üstelik başlarına. Aytuğ biraz üşüyorum, anne de yelek ver dedi. Ona da bazadan yelek çıkardım. Bazanın altından. Şuradan bir bakalım nereye kadar vardılar. Gidiyorlar. Allah'a emanet olun kuzularım. Allah'a emanet olun. Allah'ın bütün çocuklarımıza ya Rabbim zihin açıklığı versin Rabbim. Hayırlı, güzel, yüksek mevkilere gelmeyi nasip etsin inşallah canlar. İsmini arkadaşlar! Eleği kapattın mı? Hı hı. Ay, bugün kim gelecek bize? Anneanne, Elavra'yı kapat karnını. Anneanne gelecek değil mi oğlum? Anneanne gelince Nisa abla gelecek. Ay. Saat şu an 8.30. 6.30'da kalktım arkadaşlar. Şu an 2 saattir koşturma içerisindeyim. 6.30, 7'ye 20 kala kalktım. Ben hazırlandım. Ailene hazırladım. Ailenin beslenmesi. Okula götür. Bugün İstiklal Marşı sıraya kadar götür. Geri hızlı hızlı yürüyerek gel. Yukarı çık. Alper'i Aytuğ'u uyandır. Onların kıyafetlerini hafta sonu yıkadığım için masalarına koyuyorum ayrı ayrı. Şu seninki, şu seninki. Çoraplarına varana kadar. Yani kendiler de alırlar da çekmecede çorap kalmamış. Katlanması gerek çoraplar. Şimdi bulamazlar diye. Ben çiftleyip verdim. Ondan sonra aşağı in, onların tostunu yap. Alper'inkini, Aytuğ'unkini, beslenmelerini hazırla. Aytuğ'un saçlarını topla. Sonra tekrar yukarı çık. Aytuğ üşüdüm deyince bazanın altından yelek çıkardım kendisine. Gönderdim. 2 saattir koşturmaca içerisindeyim. 2 saattir ayaktayım. Şimdi bir 5 dakika otururum. Sabah videomu bir düzenleme, yükleme yaparım. Çayımı koyarım ocağa. Ondan sonra yukarı çıkar, yukarıları toparlarım. Kahvaltımızı hazırlarım. Boynum tutuldu böyle o dura dura. Bırak şu kafamı. Ya çocuk sen. Bak o göbüş açılmış. O göbüşten yerim şimdi ben ha. Artık göbüş yok. Ben yerim bak o göbüşten. Yok yok yok. Ya bak gördüm gördüm, yiyeceğim ben onu, yiyeceğim. Şimdi yok çiçek. Şimdi yok. Yok mu? Ay şu çiçeklerime de bakmam lazım. Patos sarmaşığım susamış. Onu suyunu vermem lazım. Şu kahverengi saksıdakinin de güzel bir saksı alıp, aslında beyaz saksı alasım var. Beyaz bir beyaz o boylarda büyük beyaz saksı alıp
Onun saksısını değiştirmem lazım. Bu kahverengi saksıları ev içerisinde sevmiyorum. Çünkü bunlar biraz bahçe saksısı gibi oluyor, kahverengi saksılar. O yüzden ona bir tane renkli saksı almak istiyorum. Zaten toprağının da değişmesi gerekiyor. Bir de şu pembe kutudaki pembe saksıda olan patos sarmaşığımın da aslında bilmiyorum değiştirsem mi, üzerine toprak mı eklesem ona karar veremedim. Felaket derecede boğazım daha ağrımaya başladı benim canlar. Kalkayım, önce ocağa çayımı koyayım. Sonra sabah videomu hazırlayayım, göndereyim sizlere. Sizler böyle sabah çocuğunuzu okula gönderip şöyle bir 5 dakika dinlenirken Göknur'u izleyeyim ne yapıyor acaba deyip sabah videomu izleyin. Ay, ondan sonra da kahvaltımızı hazırlayalım. Bugün annem gelecek. Bakalım annem gelecek. Bugün dün akşam konuştuk. Öyle canlar.